Hiçbir ayrım yapmıyorum. Öğrenci, öğretmen, işçi, işveren, sizlere sesleniyorum. Memur, çiftçi, esnaf, emekli, ev kadını, sizlere sesleniyorum. Köylü, kentli, Karadenizli, Akdenizli, Egeli, Anadolulu, Trakyalı, hepinize sesleniyorum. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Bir daha düşünün. İkinci kez düşünün. Üç kez düşünün. Size kısaca bir tarihi vereceğim. Kısaca. 13 yıl önce biz yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. 13 yıl önce biz yasaklarla mücadele edeceğiz dediler. 13 yıl önce biz yoksullukla mücadele edeceğiz dediler. Şimdi 13. yılın sonundaki tabloyu size arz ediyorum. Lütfen iyi dinleyin. 1. 6 milyon 200 bin işsiz. 17 milyon yoksul. Maaşı 1000 liranın altında olan 8 milyon emekli. Açlık sınırına dayanmış 1 milyondan fazla insan. Kızgın, öfkeli, kırgın, genç bir grubumuz. Kölelikten hallice kalıplara sokulmak isteyen kadınlarımız. Yozlaştırılmış ahlak, namus ve şeref kavramları. Korkmuş, sinmiş bir medya. Kimliğini ve kişiliğini yitirmiş iş dünyası. Esir alınmış bir hukuk sistemi. Ve şimdi dönüp şunu sorgulamak zorundayız değerli arkadaşlarım. 13. yılın sonunda ne oldu? 13. yılın sonunda milletin polisle arasını açtılar. Milletin hukukla arasını açtılar. Milletin basınla arasını açtılar. Milletin sporla, sanatla, kültürle arasını açtılar. Milletin dinle, imanla arasını açtılar. Ve en önemlisi milletin milletle arasını açtılar. Hiç kimse endişe etmesin. Ne dedik? Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset toplum bana ne verecek değil, ben halkıma ne vereceğim demektir. Hani dediler ya biz herkesi sigortalı yapıyoruz, herkesin sağlık sigortası olacak. Çocuk mezun, liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş ama işsiz. Diyorlar ki gelip sigorta primi ödeyeceksin. E işim yok diyor. Olsun diyor, sen ödemezsen baban ödeyecek. Ya ödeyemezsek o zaman sana sağlık hizmeti vermeyiz. Onun için bu vergiye işsiz evlat vergisi diyoruz. Sizi bu vergiden kurtarmak benim boynumun borcudur. Herkes bunu böyle bilsin. 11 milyon emekli dinlesin. 11 milyon emekli. Eşlerinizle beraber dinleyin. Ramazan bayramında ve kurban bayramında birer maaş ikramiye vermek benim boynumun borcudur. Senin emekli aylığından kesilen %15 sosyal güvenlik destek primini kaldıracağım. Bu benim namus sözümdür. Hastalanıyorsun, hastaneye gidiyorsun. Hastanede para istiyorlar. Eczaneye gidiyorsun, ilaç almaya para istiyorlar. Maaşını çekiyorsun, bir bakıyorsun maaştan da kesilmiş. Üç ayrı yerde senden para alıyorlar. Üç ayrı yerde de parayı kaldıracağım. Gideceksin adam gibi tedavi olacaksın ve evine onurunla döneceksin. Namus sözü veriyorum. 4 yılda Türkiye'de yoksul kalmayacaktır.